Ortam var. Ben bunu 2-3 senedir düşünüyordum. Artık bu pandemi krizinden sonra bunun mutlaka gerçek olacağını düşünüyorum. Böyle bir çıkış noktası var. İstanbul şehir, yani New York, Berlin, Londra, aklınıza gelebilecek olan bir takım böyle çok pahalı ve yaşaması zor olan yerler, sonuç itibariyle daha az yaşanmaya tercih edilecek yerler arasında olacağını düşünüyorum. Yani benim bakış açım bu. O yüzden hani senin yanlış hatırlamıyorsam küpelerin var. Benim dikkatimi çekmişti. Çünkü tasarımlarla ilgili ilgili çalıştıktan sonra ya da sen fotoğraf çekimleriyle ilgili çalıştıktan sonra başak şeklinde galiba küpelerin var, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Yani mesela Küpe var, kolye var. evet yani mesela başak Lütfen. şeklinde, evet mesela Lütfen. anlatabiliyor muyum? Yani hani bunu taşıyan bir insanın, yani başak şeklinde kolye ya da küpe taşıyan bir insanın gerçek anlamda söylemeye çalıştığı şey tamamıyla doğaya dönüşün ta kendisidir. Az önce bir hanımefendi de şu anda bu yorum yaptı. Yani doğaya dönüşün ta kendisidir. O yüzden biz doğaya doğru dönmekle mükellefiz. Yani belki odun toplayacağız, belki bu odundan bir yani sonuçta bir ocak yapacağız. O ocakta işte hamur yapacağız. O ocakta yaptığımız hamura ekmek diyeceğiz. Suyu tulumbadan çekeceğiz. Böyle bir zaman dilimi bence yaşayacağız. Yani bu şekilde olabileceğini açıkçası düşünüyorum gibi bir durum var. Şu andaki durumumuz bu da. Aykçım, düşünsene önceden insanlar emekli olduktan sonra daha küçük bir yerlere taşınırlardı. Evet. Ama artık insanların bu yaşam şekli olmaya başladı. Evet. Ve daha basit, daha minimal yaşantılar için imkanlarını oluşturabilen insanlar, ne bileyim, küçük bir toprak parçası alıp daha basit yaşayarak, daha kendi bitki üretimlerini yaparak, Evet. daha doğaya dönük yaşamak isteyen insanların sayısı çok fazla arttı. Benim çevremde çok var mesela. Evet. Bunu görüyoruz zaten. Evet, bu Hani şu anda o görülüyor. da Hatta bakın olsun, bu bana da da hak vermişler olsun, çok şu kadar haklısınız. Çok para. iyi. Yani Evet. beklentiler çok değişti hayattan. Dolayısıyla yani böyle yaşantı şekilleri de çok fazla artıyor ve artmaya daha da devam Devam edecek. edecek. Şu anda öyle gözüküyor. Dediğin doğru. Peki şimdi de yavaş yavaş kadın projesine doğru gelelim. Biraz hayır, seninle zamanımız bitmiyor. İzleyicilerimizin takipte kalmasını istiyoruz. Sevgili arkadaşlar şöyle, Meral'le birlikte bu konuları konuştuktan sonra son projemizi dinleyeceğiz. Son projeyi dinledikten sonra Zeynep Hanım'a bağlanacağız. Yani Zeynep Hanım sonuçta bizlerle birlikte olacak ve bizlere Meral'le birlikte yaptıkları, Meral'in az sonra anlatacağı proje hakkında bizlere bilgi verecek. Zeynep Hanım'ı dinledikten sonra Meral'e sizin soru ve cevaplarınız için geri döneceğiz. Yani İstanbul 1881 canlı yayınını kapatmayacak. Meral'i göndereceğiz biraz sonra. Meral'i gönderdikten sonra Zeynep Hanım'ı alacağız. Zeynep Hanım'dan bütün projeyi dinleyeceğiz. Dinledikten sonra da sonuçta tekrar yine Meral'e geri dönüp Meral'den de soru ve cevapları alacağız. Meral'cim, karmayı senden dinledik, döngüyü dinledik, yörünge ve kadın. Şu andaki konularımız Şimdi yörüngede bağlantılı, yani döngü ve karma ile ilintili. Ben kadına geçmek istiyorum. bunlar. Evet. Ve Meral Saatçi kadını Bu tasarladı. benim Şekilde. en çok etkilendiğim. Bütün erkeklerin en çok etkilendiği Çalışırken de bu bir mum çalışmam. şey. Kayıp mum tekniğiyle yaptığım bir broşum. Bunun kolyesi de var. Ve baş kısmını yarı değerli taşlar, değerli taşlar oluşturuyor. Bu granat olabilir, topaz olabilir, sitrin olabilir, amatist olabilir, her şey olabilir. Bu benim için çok özel. Ben bunu niye yaptım? Evet. Ben bunu bir kadınlar günü için özel olarak yaptım. Çünkü kadınlar günü yani senede bir kutlansa da bana çok basit geliyor. Tamam, hatırlanması çok güzel, Evet. konuların ele alınması çok güzel falan Evet. filan. Yani
Paneller düzenlenmesi çok güzel ama o bana çok yetersiz geliyor. Çünkü bu bir gönderme. Kadın zarif, özel, doğurgan, her şey, kadın hayat. Yani bu bir gönderme. Bu bir benim güçlü kadınım. Yani bizim göründüğümüz kadar özgür olmadığımızı düşünüyorum. Bastırılmış duygularımız, yetişme tarzımız, toplum, inançlar, inanışlar, din, her şey bunların bunlar için etken. Ne kadar donanımlı yetişirsek yetişelim, ne öğrenim alırsak alalım, nerelerde okursak okuyalım, biz ne kadar şanslı görünürsek görünelim, ama yine de bu mücadele kimliğinden kurtulduğumuzu düşünmüyorum. Hep kendimizi anlatmaya çalışıyoruz, hep bir mücadele vermeye çalışıyoruz. Diyorum ya, biz en şanslısıyız. Ama birçok toplumlarda kadın böyle değil. Kadının adı yok. Evet. Kadının gerçekten adı yok. Evet, doğru. Yani bastırılmış duygular, ben kafes içinde yaşadığımızı düşünüyorum. Yani hala kendimizi anlatmaya çalışmamız. Hayır, erkek ve kadın biri diğerinden asla üstün değil. Bizim özelliklerimiz farklı. Ve biz insanız. Biz birbirimizi tamamlayanız. Ya bu neyin tartışması? Neyin konuşması? Biz ne konuşuyoruz ve hangi çağdayız? Biz insanız. İnsan, birbirini tamamlayan insan. Dolayısıyla bu öyle çıktı. Ve gelişmiş toplumlarda bile hala kadınlar kendilerini anlatmaya çalışıyorlar. Böyle bir şey yok. Böyle, ya gerçekten benim mantığım kabul etmiyor. Ve deniyor ki cennet annelerin ayağının altında. Kadın çiçek, kadın şu, kadın bu. Hayır, böyle bir şey yok. Biz insanız. Erkekler gibi biz insanız. Yani inşallah Allah'ım tüm kalbimle diliyorum ki bu bilinç yerleşsin artık. Bu basit şeyi insanlar anlasınlar ve biz mücadele vermek zorunda kalmayalım. Biz kendimizi korumak zorunda kalmayalım. Yani sesleniyorum. Biz çiçek değiliz, biz kadınız. Kadınlar gününde hediyeler alınmasın, çiçekler verilmesin. Sadece değer görelim. Çocuklarımız, herkes. Herkes, bütün insanlar. Anlattıklarına katılmamak mümkün değil. Ben de sadece 8 Mart'ta kadınların alınması ve kadınların kadınlara dikkat edilmesi, haklarının o gün boyunca dile getirilip de kalan 364 günde insanların farklı uygulamalara gitmelerine %100 karşı olan bir insanım. Ve ilginçtir, özellikle araştırma yaptığım konuda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı mücadelesi boyunca kadınla haline Edip'le, aynı zamanda Fikriye ile ve aynı zamanda Kurtuluş Savaşı önderlerinin Ankara'da ya da başka topraklarda bulunan eşleriyle birlikte sonuçta kadını ön plana çıkartmış ve ön plana koymuş olan bir noktada. Hatta çok önemli toplantılardan bir tanesi Ankara'da gerçekleştirilirken 1920 yılı olması lazım. 1920 yılında öğretmenler toplantısı gerçekleştirilir. Öğretmenler için bir konferans düzenlenir. Bu konferansı da Hasan Müfit Bey gerçekleştirir Ankara'da ve Mustafa Kemal Atatürk buraya konuşmacı olarak katılır. Konuşmacı olarak katıldıktan sonra oturan insanların kadın ve erkek diye ikiye ayrıldığını görür. Ama pek ses etmez ve sonuçta haremlik selamlık bir şekilde konuşmasını sürdürür ve devam eder. Konuşmanın sonunda bittikten sonra organizasyonu düzenleyen Mahsen Müfit Bey'i yanına çağırır. Herkesin gözünün ortasında, herkesin bulunduğu bir yerde. Ve sorar, der ki, Mahsen Müfit Bey der, sizin Türk kadınına mı güveniniz yok yoksa kendinize mi güvenmiyorsunuz diye sorar. Yani o zamanın şartlarında ağır bir sorudur bu.
Mazhar Mehmet Bey tabii ki haklı olarak aman paşam falan der. Bundan sonra ben kadınlarla erkeklerin bulunduğu toplantıların kadınlar ve erkeklerin bir arada olmasını istiyorum der. Hani bu sonuçta önemli bir açıklama. Yani biraz da açıkçası kadına geldiğimiz için söylüyorum. Yarın anneler günü. Sen de bir annesin. Aynı zamanda bizim evet. arkadaşlarımız da anne. Bizim de hepimizin anneleri var. Biz de sonuçta kadınlarımızı ya da annelerimizi sadece anneler gününde ya da kadınlar gününde anmaya çalışan insanlar olmak istemiyoruz. Çok net bir şekilde. Böyle bir noktamız var. Anneler günü için senden bir cümle almak isterim açıkçası. Anneler günü için. Evet, yarınki anneler günü için. İstiyorsan bütün yılı kapsayacak şekilde konuşabilirsin. bütün annelerin, anne adaylarının, Didemciğim, yeni anne adayı. Didem Hanım'a selamlar. evet, evet. Bütün anneler gününü kutluyorum. Bu eşi benzeri karşılığı olmayan bir duygu. Ama bu arada yani annelerini kaybetmiş ve farklı şekilde yaşayan bir sürü insanlar güneş var, saatçi kişiler diye birisi var. Var. Aşağıya bir yorum yazdı. Güneş saatçi, tanıyor musun bu insanı? Tanıyor muyum acaba? Allah Bir prensesim olabilir mi acaba? Ben de kim olduğunu bilmiyorum ama güneş saatçi. Güneş Hanım, annenize ne hediye aldığınızı aşağıya yazınız lütfen. Evet, Güneş bu Hanım arada ben evet en büyük anneler günümü hediyemi aldım. Peki, süper. Oğlum yurt dışındaydı. Oğlum geldi Roma'dan. Süper. Ve Konya Kalaman'da karantina sürecini doldurdu. Evet. Dün akşam geldi. Bu İstanbul'a benim için geldi. İnanılmaz Aa, süper. Büyük bir hediye. Yurt dışındaydı. İnanılmaz yurt büyük sonra bir Konya hediye. Karaman'a gitti. Konya Karaman'dan sonra da dün yanına geldi. O zaman evet. Ona da kocaman bir alkış. Bravo. Yani zaten sen anneler günü hediyeni bence almışsın. Yani o yüzden ben aldım. Evet. Ben aldım. Benim için zaten güneşim ve güneyim benim için en güzel hediye. Ve bütün anneler gününü kutluyorum sağlıkla, huzurla, mutlulukla, aşkla, evet. Tüm kalbimle. Sana bütün anneleri gözün aydın dileyen insanlar var aşağıda. Ve aynı zamanda Fazilet teşekkür Hanım da şu ederim. An haber. Gözün aydın olsun Meral'cim diyor. Evet. Az önce Yeşim Toprak da bir yorum yapmıştı ama şu anda kaçırdım. Atatürk'le ilgili ay yıldızlı takıları severek kullanıyorum. Kedili bileklik çok güzel uğur getirdi şeklinde bir açıklama var. Nilgün'ün yaptığı bir açıklama bu. Atatürk'le ilgili ay yıldızlı takıları severek kullanıyorum diye. Bir rahatsızlık geçirdim ve o dönem bana yeğenim Toygun ile bir uğur kolyesi göndermişti ve bu kolye bana çok uğur getirdi. Japonya'da tanıtmak istiyorum diyen birisi var. Japonya'da Meral Saatçi ürünlerini tanıtmak istiyorum diyen birisi var. Haberi olsun. Şahane bir şey. Evet. Ali Çatak bir dönem Beymen Club araç iç tasarımlarına el atmıştı. Araç iç tasarımlarına gerçekleştirmişti diyor. Evet, bu aslında bizim de bildiğimiz bir şey. Ara kullanan erkeklerin de bildiği bir şey. Meral Saatçi bir arabanın iç tasarımını yapar mı diye soru geldi. Meral Saatçi evet, bir arabanın iç tasarımını yapar mı diye soru geldi. Bence çok son derece mantıklı bir soru. Yani erkek dünyasından sana da iletiyorum. Son derece mantıklı bir soru. Çok büyük de ses getirir. Belki Türkiye Otomobil Girişim Grubu'na böyle bir şeyi iletir şansınız olabilir. Yarın öbür gün ileride. Takılarında Meral'ın zamansız ve zarifler şeklinde bir bilgi var. Şahane Meral'imiz diyen insanlar var. Şahane Meral'imiz diyen insanlar var. Hepsi birbirinden güzel ve özel diyenler var. Naiflik ve nezaket bir arada demişlerdi. Az önce okumuştum. Ve aynı zamanda kendisi öyle değerli ki biz kendisini çok seviyoruz ve kendisinin her daim çok yanında yer alıyoruz ederim. Diye görüşlerini bildiren insanlar da aynı zamanda var. Evet, senden bu bölümde çok teşekkür bizi ederim. Zeynep Hanım'ın adıyla soyadıyla kendi noktasıyla birlikte az önce az sonra
yayınımıza katılacak olan Zeynep Hanım'ı onunla yaptığımız projeyi ve projenin nasıl ses getirdiğini birazcık anlatmanı istiyoruz ki izleyicilerimiz programa kaldıkları yerden devam edebilsinler. Arkadaşlar son bölümde de Zeynep Hanım bağlanacak. Zeynep Hanım bağlandıktan sonra Zeynep Hanım'la konuşmamızı tamamlayacağız. Sonra Meral'e tekrar yine geri döneceğiz. Meral tekrar bize bağlanacak. Meral bağlandıktan sonra da orada da soru cevaplarınızı alacağım. Merak etmeyin, bir yere gitmiyoruz. Şarjımız ellerce bir yere dolmaya devam edeceğiz. Aha. Alp'cim, Zeynep benim çok değerli, çok özel bir dostum. Duyabiliyor musun? Duyabiliyorum şu anda, evet. Duyabiliyor musun? Evet. Harika. Tamam. Zeynep Özbatur Atakan, Yapım Lab'ın kurucusu, sinemacı, yapımcı, müthiş ödüllü, kaliteli, inanılmaz özel işlere ve projelere imzasını atan kişi. Ve benim dostum olduğu için, onu yakından tanıdığım için gerçekten çok gurur duyuyorum. Süper. Bir gün Zeynep aradı beni. İşte Meral'im, bir proje var kadınlarla ilgili, kameralı kadınlarla ilgili. Onlar için el ele projesi yapmak istiyorum, var mısın? Dedim Zeynep'im, sen söyleyeceksin, ben olmaz mıyım? Tabii ki varım. Ve ne yapayım? Ve çalışan eller olması gerekiyordu. Düşünürken böyle düşünüyorum. Ellerim böyle. Aa dedim. Ellerimin fotoğrafını çektim. Ve çalışan ellerin ve el ele projenin sembol olabileceğini düşündüm. Ve o projeyi geliştirdim. Şimdi gerisini esas ağızdan dinleyelim. Zeynep'ciğim, evet, hazırsan yayınımıza katılabilirsin. Evet, ben sevgimle, seni seviyorum. Sevgili arkadaşlar, ben Meral Saatçı'yı buradan şu anda gönderiyorum. Zeynep Atakan'ı yayına alacağım. Yayından lütfen ayrılmayın ve kopmayın. Çalışan Eller projesiyle alakalı kendisinden bilgi alacağız. Proje hangi yıl ortaya çıktı Meral? Geçen yıl. Tamam, süper. Çok teşekkür ederim. Tamamdır. Seninle görüşmek üzere. Tamam. Tamam. Evet, değerli dostlar, şu anda Zeynep Hanım ekrana yansıdı. Kendisi hazır. Bana bir canlı yayın talebi gönderirseniz eğer, canlı yayına katılmak istediğinizi belirten bir talep gönderebilirseniz Zeynep Hanım. Bu talebi gönderebilmeniz için belki yayından çıkıp tekrar yine yayına girmeniz gerekebilir. Benim de onu görebiliyor olmam gerekebilir. Evet, sizi gördüm. Şu anda sizi alıyorum Zeynep Hanım. Canlı yayına. Merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Benden de bir gayet iyiyim. İlk kez karşı karşıya geliyoruz. Evet. Evet, düğümüz ilk kez tanıyoruz şu an. Evet, bence gayet güzel. Meral'in enerjisinin içerisinde böyle bir şey de var. Evet. İnsanları bağladığı ve insanları birbirlerine aynı zamanda tanıştırdığı şekliyle. Evet, sizden mümkünse ben Meral'le birlikte yaptığınız projeyle ilgili bütün detayları öğrenmek istiyorum. Memnuniyetle. Şöyle, aslında Meral'le bizim dostluğumuz bir 10 yılı geçkin, epeyce bir zamandır dostuz. Gene ortak çok sevgili arkadaşımız Emel tanıştırmıştı. Tasarımlarını her zaman son derece hem işte zamansız, yaşsız dediğim zamansız takılar olarak gördüm ve Meral'in aslında onları nasıl işlediğini, aslında tek kişi tek başına bir sürü şeyi nasıl çözebildiği hep böyle ilham verici bir durumdu. Ben de film sektöründeyim. Aşağı yukarı muhteşem. 35 seneye yakın. Tebrik ediyorum sizi. Evet. Çok mersi. İşte fakat özel merakım tasarım, çok seviyorum. Tasarım olan her şeyi çok seviyorum. Dolayısıyla Meral'den işte bugün yayının başında gösterdiği mesela o karma kolyelerim falan hala durur. Hatta böyle ara ara işte bir şey olur, hadi Meral şurasını toparlayalım derim, devam ederiz. Yani 10 küsur yıldır kullandığım şeyler. Bu arada ben 2013 yılından beri kadınların fırsat eşitliğiyle ilgili
Avrupa Görsel İşitsel Kadın Ağı'nın başkan yardımcılığını yapıyorum. Burada hem Muhteşemsiniz. kadınların kamera, evet, hem kamera arkasında hem kameranın önünde fırsat eşitliği. Yani yazılan rollerde de kadınların eşit roller almasını gereken şeyler. Evet. Ve tabii bir taraftan da kameranın arkasındaki kadınların dayanışması. Bu Avrupa genelinde bir oluşumdu. Bundan 2 yıl evvel Türkiye'den genç meslektaşlarım bana geldiler ve dediler ki, ben de o yıllarda bir ortak yapım marketi organize ediyordum. Burada biz dediler ki, biz bir arada olalım. Ben yerine biz bilinciyle hareket edelim ve kameralı kadınlar, İngilizcesi de biz onu VMC diyoruz. Woman with Camera Movies diyoruz. Bir şey yapalım. Ben de tabii ki danışmanları, mentorları oldum. Ve dedim ki, arkadaşlar, bizim her yerde yayılmamız için bir yapıya ihtiyacımız var. Ve evet, hani kendi ürünümüz olması lazım. İşte Meral'i aradım. Hatta o bilezik kolumda şu anda. Evet, görebiliyorum. Için. Görebiliyorsunuz evet, değil mi? Katılan evet, herkesin. Biz iki versiyon erkekler için de. Teşekkürler. Evet, şöyle. Erkekler için evet, teşekkürler. Zeynep Hanım, çok pardon evet, çünkü lafınızı balla keseceğim. Şu anda 1 dakika 30 saniye kaldığı, yani toplam yayında benim 1 dakika 30 saniye kaldığım gözüküyor. Toparlamayın, hayır, daha fazla dinleyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Ben şimdi yayınımı kapatacağım. Sizi biraz sonra göndereceğim. Daha sonrasında da kendi yayınımı kapatacağım. Kendi yayınımı kapattıktan sonra bir dakika sonra yayınımı tekrar açacağım. Yayınımı açtığında lütfen bana bir yayına katılmak istediğinizi belirten bir detay gönderin. Oradan yine tekrar yine devam edelim. Kimse bir şey kaçırmadı, merak etmeyin. O yüzden sizi şimdilik gönderiyorum. Peki, teşekkürler Mers. Evet arkadaşlar, süre Instagram süresi çok da normal. Şimdilik kapatacağım. Yaklaşık olarak 1 dakika sonra tekrar yine geri yerini açacağım. Orada tekrar yine görüşmek üzere.